Bismillahirrahmanirrahim Fel ismu yu'rafu bil hafzi ve tenvini demiş ve burada bırakmıştık. Fel ismu isim kelimesi yine yaklaştıralım. İsim kelimesinin ilk harfi ilk harfi nedir? Hatta fa ile başlıyor değil mi? Fel ismu Fa yani fetha ile başlamıştır. Neden? Demek ki harfi cer değil. Harfi cer olsa esre ile başlar fel ismu isim yorafı bindir. Fel ismu lam sakin yazılır. İsmu isim kelimesinin hemzesi esre ile gelir. Nerede fethalanır? Cemisinde. Kırık çoğul. İsmun müfret cemisine gelir. Esmaun. Esmaun. Burada cemisinde yani fethalı olarak gelir. Müfrette esteridir. İsmu. Mimde niye ötre vardır? Niye zanna var? Çünkü ilgili kelime müptedadır. Yu'rafu. A'rafe yu'rifu. Veya arafe ya'rifu yu'rafu. Meçhul muzari fiildir. Meçhul olduğu için muzara tarfini zammeli olarak görüyorsun. Ra'yı da bu yüzden fetal olarak görüyorsun. Ayn ise, ayn ise sakindir. Niye? Ayn sakin olmaz ise dört harf peş peşe harekeli gelmiş olacaktı. Bu da dile ağır gelirdi. Aynen ikinci harf muzara tarifinin hemen yanı mücerretlerde ne gelir? Böyle gelir. Ya yuhra fuh. Buraya kadar anlattığımız zaten standart fiil çekimi az çok bilen herkesin bildiği şeydir. Ketebe yek tubu yuk tebu. İlk harf zammeli, ikincisi sakin değil mi? Yuk tebu. Nasara yen soru yun saru. Asıl konu sonuncu harfte neden zamme var? Bu muzari fiildir. Muzari fiilin evvelinde hemen sağ tarafında onu nasbedecek işte en len key iden nasbeden bir şey yoksa veya cezmedenlerden in, mehma, ma, men, lem, lemma gibi cezmeden bir şey yoksa o zaman o muzari fiil merfu yazılması gerekir. Nitekim başkında nasveden ve cezmeden yoksa ne diyoruz? Muzari'nin evvelinde, yorafonun yasın hemen sağ tarafında gizli bir amil, gizli bir etken vardır. Buna amili manevi diyorlar. Ne yapar? Muzari'yi raf eder. Raf alameti olarak zammeyi almıştır. İki tane zam yani temin alsaydı hocam niye temin almadı? Ne dedik? Dedi ki isimlerin alametidir temin almak. Fiil hiçbir zaman temin almaz. Fiil hiçbir zaman temin almaz. Ondan dolayı tek ötre almıştır. Temin ne? İki ötre, iki feta, iki esre. Buna temin deniyor. Peki yorafu meçhul muzari fiil. Yorafu bilinir, tanınır. Ne tanınıyor? Gizli zamir hüve var burada. O tanınır. Hangi o? Neden bahsediyorsun? Kitap mı? Su mu? Bardak mı? O yani isim. Hüve zamiri hemen sağdaki kelimeye isim kelimesine racidir. Ona dönmektedir. O isim bilinir, anlaşılır, tanınır. Yorafu meçhul fiil. Hüve onun naibu faili olur. Nesi olur? Naibu faili olur. Ha, bu şekilde bunlar fiil cümlesi olur. Yorafu artı hüve fiil cümlesi olup mahallen merfudur. Cümle olarak ne olur? Mahallen merfu olup haberdir. İsim müptedadır. Bil hafzi. Bay esre okudum. Niye? Harfi cerdir. Harfi cer olan da her zaman esre ile okudur. Bil hafzi. Hocam buradaki harf neyin nesi? Bu hemzedir. El hafli geçiş yaparsan bil hafli hemze okunmaz geçişte. Niye okunmaz bu konu? Kameri ve şemsi hafle alakalı bir durum. Buradaki eliflam okunur mu okunmaz mı? Bununla alakalı Arapça terimler diye video hazırladık. Oraya bakılabilir merak edenler. Bil hafli. Kafs kelimesinin ilk harfinin fethalı, ikincisini sakin okudum. Bu sözlükte geçiyor kelime. Sözlüğe gidersen önce hayı bulursun, sonra fayı bulursun, sonra datı bulursun. Bunların nasıl okunduğunu görürsün. Sözlükte bu var. Sözlükte sadece sunun harfi nasıl okunur? O yok. O da nasıl okunur? Madem ki ba harfi cerdir, o zaman bu kelimenin mecrur olarak yazılması gerekir ilgili kelime ismi müfved-i olduğuna göre cer alameti esre olmalıdır. Bilhavli. Peki peşine bir kelime daha gelmiş. Vav var önce. Vav ne yapar? Sağdaki irabı solaktır. Yani matufu, burada matuf, vav'ın solundaki kelime olur. Matuf, vav'ın solundakidir. Temin yani. Ne yapar? Matufun aleyhe irab olarak bağlar. Matufun aleyh bilhavli bil mademki Madem ki mecrur o zaman et bu kelimenin de mecrur olması gerekir. Sonuncu harfin esirli olmasının gerekçesi vav'ın bu ameli, bu işidir. Peki tenvin diyorsun. Mesela te'yi şeddeledin, sukun verdin. Vav'da esra var peşine ya sakin. Tenvini demedin yani. Niye böyle yaptın sen bunu? Bu kelime nevvene yunevvinu tenvinun. Tefil babından mastardır değil mi? Nevvene. Nevvene mazidir. Yunevinu muzari olur. Tenvin mastardır. Ve tenvin. Tay şeddeledim. Çünkü vavdan oraya geçiş yaptım. Eliflamı okumadım. Ondan dolayı yine kameri ve şemsi ile alakalı videomuz. Daha onunla ilişkili bir konu bu. Et tenvini esterlendi çünkü vav wow, sağdaki irabı sola aktardı dedik. Ve duhulil elifi ve elifin dahil olması. Yine buradaki eliften maksat hemzedir yani. Nedir? Hemzedir. Örnek var. Nerede geçen hemze? Fel ismi. Buradaki hemze. Başka? bil buradaki estre başka ve tenvini buradaki hemze Duhulil elif o ve lam lamdan maksat ne? fel ismi diyorsun buradaki lam bil hafı buradaki lam ve tenvini derken lam atladık buradaki lamdır duhulil elifi derken lam var yine bak duhulil elifi ve lam yine lam var bunlar yani elif lam Eliften maksat hemze ama elif değil. Peki ve duhulillami derken niye duhuli, duhul kelimesi niye eseri yazıldı? Çünkü bir tane ba vardı. Bu ba hafzı cer etti. Vav sağdaki cerri sola aktardı. Tenvini cer etti. Vav sağdaki cer durumunu sola aktardı. Duhul kelimesi böylece eserlenmiş oldu. Duhul kelimesi burada muzaftır. O yüzden elif kelimesi esreyle yazılıyor. Elif niye esreli? Çünkü duhul muzaftır. Muzaf olduğunu nereden anladın? E, duhul kelimesinde eliflam yok. Duhul kelimesi eliflamsızdır. Dolayısıyla temin almasını beklerdim. Duhulin ama olmamış değil mi? Bu beni direkt şüphelendirdi. Sol tarafındaki kelimeye baktım. El elifi fa'da da esre var. Kesinlikle duhur muzaf olmalıdır. Duhu lil elifi. Vav atı harfi. Elif madem esre yazıldı. Madem mecrur ne olmalı? Soldaki de mecrur olmalı. Cerrahmeti olarak o da esre almıştır. Ve hurufil hafzi. Ve hurufil hafzi buradaki hurufi kelimesi hurufi kelimesinin esrel yazılmasının gerekçesi yine o atıf harfidir. Sağdaki cer durumunu sola aktarmıştır. Duhuli hurufil hafzi demektir. Duhulil elifi ve lami demişti. Şimdi duhuli hurufil hafzi demek oluyor burası. Sağdaki mecrurlu sola aktarmış. Cerelamet olarak esreyi almış. Huruf kırık çoğuldur. Cemi mükesserdir. Harfün müfret. Harfani tesniye. Huruf kırık çoğul. Cemi mükesser. Huruf kelimesi aynı zamanda muzaftır. El-Hafzi onun muzafın ilehi olduğu için ile yazılmıştır. Mecrurdur. Huruf kelimesinin fası hariç olmak üzere baştaki üç harfinin hareket, sukun durumu sözlükten görünebilen bir durum zaten. Sözlüğe bakılarak bulunur bu. Yani ha da niye zanne var, ra da niye var, vav niye sakin. Mesela hur, hurufi. Niye böyle okumadık? Sözlük de bu şekilde gelmiştir. Sözlüğe bakılarak bu bulunabilir. Ama fa'nın durumunu sözlüğe bakarak bulamazsın. Bu cümlenin akışına bağlı olarak belirleniyor. Ve hiye işte onlar nelerdir? Hiye o nedir? Min. Min harfi cevridir. Hiye, hiye diye yazılır. Zamirdir, mebnidir. Hiyu olamazdı değil mi? Zamirdir, mebnidir. Fetha üzere gelir hep. Min gelmiş. Min harfi cerdir. Mim eseri, nun sakin yazıdır. Harfi cerler nedir? Mebnidir, harf olduğu için ve ila vav atı harfidir. Her zaman fetah ile gelir. Ila her zaman ila olur. Bazen ileykum cümlenin akışına bağlı olarak ya da sukunu görürsün. İleykum, ileyhi ya da cezim olabilir bazen, sukun olabilir. Ve an an da sukun üzere mebniyidir. Bazen iltikay sakinenden dolayı iltikay sakine yani iki sakin peş peşe bulunmasın diye nunla esre verilebilir. Bu da olabilir yani. Ama normalde nedir? Sukun üzere mebnidir. Peşine ala harfi cerri var. Vav vatıf harfi ala sukun üzere mebnidir. Aleyhi olabilir. Peşine giren harfi bağlantısına göre. Ya da sukun görebilirsin bazen. Ve fi vav vatıf harfi olduğu için yine fetalı, fetalı, fetalı Böyle gidiyor. Fi sukun üzere mebni harfice. Rubbe feta üzere mebni. El El bau ba harfi cerri normalde nasıl kullanılır? Bi diye es S ile kullanılır. Burada adı yazılmıştır. Mesela bu harfi cerrin adı nedir diye sorulsa bi'dir denilmez. Ne diyeceksin? Ba'dır. Ba harfi cerri dersin. Ama cümlede kullanmaya kalktığında S ile yazarsın. El bau ba'dır. Ba kelimesi niye zammeli geldi? Çünkü hi o ne'dir? Buradaki hi -e mübteda idi. Değil mi? Hiye nedir? Müptedadır. Min nedir? Min haberdir. Min haber. Ama sukun üzeri mevnidir lafzen. Mahallen merfudur. Peşine gelen vavlar bu merfulu aktara 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 baya kadar getirmiş. Devam ediyor hatta o merfulu aktarma devam ediyorlar. O yüzden merfu yani. Çünkü vav atıf harfi sağdaki merfulu sola aktarır. Sağda niye merfuluk var? Bunun kaynağı mindir min haberdir merfudur vav atıf harfi sağdaki merfulu alıp sola verdi buradaki vav da sağdakini alıp sola verdi her vav onu yaptı yaptı buradaki vav da rubbenin merfulunu alıp sola aktardı ya rubben merfu mu Bay fethalı okuyorsun. laf sen yazılış seslendiriliş olarak fethalı ama bir de mahalli irap var mahallen merfudur bu mahallen merfuluk neyin nesi biraz daha ileri bir seviye olabilirsin yani bazı arkadaşlarımız için Vel kafu. Vav da atıf harfi. Sağdaki merfulu sola aktardı. O yüzden fa da zammı var. Burada ne yazmış? Vel lamu. Lam harfi cerri Ne kadar lam dese de nasıl yazılır lam harfi cerri Karşımızda %90 oranında esre ile çıkacaktır. %10 kadar da feta ile çıkar. Tabi %90, %10 Yaklaşık söylem bu 95'e 5 de olur 98'e 2 de olur Şu an tahminen söylediğim şeyler Lam harfi ceri çoğunlukla ile karşınıza çıkacaktır Bazen fetalı olarak da çıkar Mesela lekum Lekumdaki lam nedir Harfi cerdir Lekum dinukum veliyedin Oradaki lam harfi cerdir Ve fetayla yazılmıştır Olur böyle Ve huruful kasemi Kasem yemin demek. Yemin harfleri. Huruf kelimesi vavdan dolayı. Vavun sadıke irabı. Sol aktarmasından dolayı. Huruf merfu raf alameti. Zamme. Ama muzaftır. Dolayısıyla peşine gelen kasem kelimesi artık zamme ile değil esre ile yazılmalıdır. Kasem yazılmış. Ve hiye. Hiye lafzen fetha üzeri mevni bir zamirdir. Hiyu hiyi hiyi olmaz. Ama nedir? Mübtedadır. Yani merfudur mahallen. Dolayısıyla vav da nedir? Vav kelimesi de haberdir. O da merfudur. Ha bunun raf alameti açıktır. Lafzidir. Seslendirilebilen, görülebilen bir şeydir. El vavu. Vavdır. Ne? Kasem harflerinden bir tanesi. Vav atıf harfi. Madem ki vav merfu yazıldı. Ne yapar? Sola aynı merful aktarır. El ba u merfudur. Burada da vav var. O da sağdaki irabu sola aktarır. Ta'u. Ta da merfudur. Sağdaki irabu sola aktarır diyorum. Yani aslında matuf aleyhin irabını matufa aktarır. Ve matufun aleyh her zaman için bir atıf harfinin hemen yanındakidir demiyorum. Matufun aleyh daha sağda da olabilir. Yani 2, 3, 4, 5 kelime sağda olabilir. Bu mümkün. Şu an okuduğumuz metin kolay bir metin genelde atı farfinin hemen yanındaki kelime olarak karşımıza çıkmakta. Ama ille de böyledir demiyoruz. Sağdaki irabı sola aktarır derken mahtı sağdadır sonuçta. Bir kelime de olsa, beş kelime de olsa. O yüzden öyle kullanıyorum anlatımı. Buraya kadar anlaşıldı. Vav atıf farfleri sağdaki irabı sola aktardı. Bitti orası. Vel fi'lu fiil. Burada Calm shot.